Siz kocanızı kaybetmişsiniz. Hayatınızdaki tek eksiğiniz o. Doğru doğru, Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın. Yenge bak, ben sana dedim işte, her şeyi biliyor ya, biliyor. Gelin adayınız da tam yanınızda oturuyor. Onlar evlenecek. Çok mutlu olacaklar. Ama siz yaşlandığınız zaman yalnız kalmaktan korkuyorsunuz. Kalacağım yalnız mı? Kalıyor mu? Evet, oğlunuz kendi yolunu çizecek. Çok mutlu olacak. Peki ya siz? Siz yalnız kalacak mısınız? Kesinlikle hayır. Çok güzel bir aile olacaksınız. Alkışlıyoruz. Adınızı söylemeyi unuttum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum Şehriban Hanım. Anlamadım ha. Yani ben altında bir şeyini arıyorum bunu. Ben de anlamadım. Çok tuhaf. Şehriban abla biraz heyecanlandı sanki. Elini yüzünü yıkasın, şimdi kendine gelir, maşuka falan yanında ya. Neyse, en azından öğrendik ki mutlu bir sonumuz olacakmış. Evet, biraz kafa karıştırıcı tabii. Aman canım, senin kafan adam olmasa da karışık zaten. Baksana, buraya geleceğimizi bile maşukadan öğreniyoruz artık. Hayır, ben seni aradım, açmadın. Hatta geri de dönmedin. Nasıl aradın ya? Hayır, aramadın ya. Nerede aradın? Ya. Allah Allah, göstereyim ha. Ay Cem, tamam, gerek yok. Ya Derya, çocuk mu yiyeceksin? Aradıysan aradın, aramadıysan aramadın, bu kadar. Cem, ben seni aradım. Sen herhalde bugün ters tarafından kalktın. Çatacak yer arıyorsun. Tamam. Özür dilerim. Özledim zaten, yapma. Babam. Abi, arkadaşlar. Adam tam bir katıksız ki, bakın ben kolay kolay küfretmem ama adam o kadar şerefsiz yani. Abi, bizim hani operasyonda taktığımız kulaklıklar var ya, herif de onlardan var. Telsizin diğer ucunda da ışık odasında oturan bir tane herif var. Bunlar abi bayağı, hani bir tane kız vardı, ismini bildi. Baban senin trafik kazası geçirmiş falan filan. Onun abicim sosyal medya hesabı herifin ekranında çıktı. Herif oradan oraya okuyor bilgileri. O da onları seçip hallediyor işi. Şey de vardı ya abi, oğlu intihar eden adam. O da öyle gazete küpürü açıktı abi. E kadının adını nasıl biliyor oğlum? Abi bütün biletlerin üstünde isim yazıyor. Allah Allah. O zaman Şehriban'ı nasıl bildi abi? Sonuçta Şehriban'ın yani sosyal medya falan öyle şeyleri yok. Hemen onu da anlatıyorum. Abi hani biz tam Şehriban'dan oradan ayıklarken Şehriban bizi bir kadınla tanıştırmıştı ya, hatırlıyor musun? Şehriban dedi, bu benim dedi, gelinim dedi, bunlar da onun kardeşleri dedi, böyle böyle. Şurada kum. Aynen abi. Biz ışık odasına abi kapısını bir açarsın, şap kimi görürsün? O kadın onunla çalışıyor, onu orada kulaklığı oradan onu gönderiyor abi. Bunlar öyle şerefsiz insanlar. Yalnız bayağı sağlam bir adam var karşımızda ha. Ne yapacağız abi? O insanları aptal yerine koyuyorsa biz de onu aptal yerine koyacağız. Abi Şehriban. Ay nasıl heyecanlanıyorum, göstereyim. Nasıl bir heyecanlandım. Buyurun Şehriban, buyurun. Şehriban ablam, nasılsın? İyi değilim, iyi değilim. Ah kızım, biz evimize gidelim. Böyle hepsini patata 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 söyleyince benim tansiyonlarım kötü oldu. Gidelim kuzum. Bana kuzum mu dedin? Lafın gelişi. Aa, biz de alacağımızı aldık, işimizi gücümüzü mi baksak? Evet, evet. Tamam. Biz de toparlanalım, gidelim. Ceyuncuğum, Aşka ile Şehriban Hanım'ı eve götürsün. Bizim dükkana gitmemiz gerekiyor. Bir hazırlık yapacağız. Hadi çocuklar. Yok ya Kandi, gitmeyelim. Daha belki beni seçecek, kim bilir ne diyecek ya. Biz ikimiz kalalım mı? Ya Maşuka, sen akıllı kadınsın. Gözünü seveyim, inanma böyle şeylere. Hadi hadi, üzülmeyin, üzülmeyin. Hadi. Hadi, iyi akşamlar. Ceyu, Kandi, Şehri. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük ben? İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe. İstanbul, içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?